Şimdi arkadaşlar bu mağara jem nedir biliyor musunuz? Bu pazar zaten noktalanıyor ya bu iş. Şimdi bu adamlar bir tane yarışma düzenliyor. Atom daha doğrusu ya da ekibi bilmiyorum tam olarak ama başında Atom'un olduğunu biliyorum. Burası mağara jem adı altında böyle oyun yapan yazılımcı arkadaşlara hem hani böyle şevk olsun hem destek olması amacıyla bir organizasyon, yarışma aslında. Ve buradaki arkadaşlar, katılımcılar 72 saat içerisinde oyun yapmak zorunda oluyorlar. 72 saatlik oyunu yapıyor, sunuyor. Jüriler oynuyor, değerlendiriyor. Ondan sonra kazanana işte bir ödülü var, bilmem nesi var. Birinci, ikinci, üçüncüye falan filan diye gidiyor. Şimdi ben de bu mağara jemde Atom benden rica etti. Abi jüri olur musun dedim. Seve seve olurum. Ben de jürilik yapacağım. Ama bu jürilik böyle hani aşırı geek olduğumdan falan ya da değilim zaten biliyorsunuz yani. Oyun oynayan bir adamım ama diğer yıllarını bu işe vermiş adamlar gibi değilim. O yüzden ben yayıncı gözünden, müşteri gözünden yorumlayacağım. Uzun lafın kısası arkadaşlar, bana da oyun listesi geldi. Dedik ki ya böyle bir zorunluluğum yok normalde. Ulan dedim chatte bakalım millet 72 saatte ne oyunlar yapabiliyor bu yarışmaya katılanlar. Siz de görün, siz de yorum yapın istedim. Ama ben jüri olduğum için kimsenin de gönlünü, kalbini, ciğerini kırmamak adına sadece oynayacağım. Yani oynayacağım değil mi? Bakacağım böyle. Göz attık zaten çoğuna da. Hatta hepsine. Şöyle bir bakayım istiyorum. Oynamadıklarım da var. Pazar günü de bunun yayını var. Hepiniz oraya bekleyeceğim zaten. Gelin. Orada biraz üstün yeteneklerimle jürilik yapayım. Orada bir sürü adamın yanında diyeyim ki hani kardeşim oyun öyle olmaz. Bu oyunu yapmak istiyorsan şuna dikkat edeceksin. Bu amına kodumun müziği niye burada duruyor? Böyle saçma müzik mi olur? Bu kontroller ne biçim kontroller? Lan falan diye böyle bir küçük bir yüklenme yapacağım. Şimdi mesela buradan random mı seçeyim lan Grab? Random mı seçelim? Ne yapalım? Bir şuna baksana bir abi. Bizim çocuklar da, bizim ekip de baktı oyunlara. Neye bakayım? Şuna bir bak abi. Yolla. Merak ettim. Mağara jam ne? Mağara game jam için düzenlenen senin süper gücün. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu oyunlar 72 saatte yapılıyor ama burada bir tema var. Adamları diyorlar ki tema işte senin süper gücün. Senin süper gücün adı altındaki bu temaya uygun oyunları dizayn etmek zorundalar 72 saat boyunca. İlla ki chatte bunları yapanlar vardır. Neymiş bu? Aslı olan her karakterin süper güçleri olduğu gibi evrende kız arkadaşını Boss X elin, Boss X'in elinden kurtar. Ben miyim amına koyayım? Oğlum, kazanan belli, lanet olsun. Benim oyun bu adama tabii ki de. Boss X'in elinden kurtarmak isteyen Musa maceraya atılır. Bir yandan engelleri aşarken bir yandan da kendi süper gücünü keşfedecektir. Bu macera dostluğunu desin ama asıl önemli olanı yolculuk. WAS'deymiş. Boşluk tuşu zıplama. Musa da bu galiba. Hatun da bu. Dur bakalım. Mesela bunu burada indirebiliyorsunuz. Siz de indirebiliyorsunuz buradan. İnsin bir. Musa Boss X'i yenersen elendin, haberin olsun. Şimdi bir dakika, ben Musa karakteriyle kendime karışım oynuyorum. Evet, yenme. Sevgilini Boss X'den kurtarmak için ilerle. Aa, Batu'yu koymuş. Speed test. Ay, Batu sana sürat gücü verir. Boss X tepesine giden yol uzun ve engellerle doludur. Anan. Bir şey söyleyeceğim. Bu özellik aktif edilebiliyor mu acaba? Arkadaşlar bir saniye, odaklanamadım ya, bir dakika durun. Aldıktır da bezi oyun. Bu arada kontroller gayet güzel. Akıcı. İğrenç bir müzik koymuş. ...72 saatte yapılan bir 72 saatte bitirmeye çalışıyor. Bu zorlu yolda dostların sana yardım edecek. Tolunay. Ataderk. Ataberk. Ya şöyle bakayım, ona koyayım niye biz bu kadar... bu yarışmacılardan bir tanesi. Ben de ilk defa oynuyorum şu an. Tolunay cisimlerin boyutunu değiştirir. Bak Ataberk'i ne hale getirmiş. Bunlara bir tamam. Güzel, jürilere yürümüş. Jest yapmış. Jest yapmış. Evet. Dostların süper güçlerini kullanarak sana yardım edecekler.
Bu evrende herkesin bir süper gücü var. Peki senin gücün ne? Vakit daralıyor. Platformları tırman ve ilerle. Anam. Orhun. Orhun sana süper zıplama gücü verir. Bitti. Tek zıplıyormuş bu. Ben kesin düşeceğim arkadaşlar burada. Bir izleyeyim. Anam. Bekle. Garantiyi oynayalım ki şey yapmayalım. Başa sarmasın. Şimdi. 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 Bu ne lan? Zıplama. Oğlum bak bu zıplamalar beni korkutuyor ha. Boşa at. Evet. Anam. Tamam izle. Zıpla. Çok güzel. Zıpla. Beynim yandı. Beynim yandı. Vallahi başım döndü. Acaba oraya zıplayabilir miyim o güçle işte onu bilmiyorum. Oyunu yorumlamak için onu yapmam lazım normalde ama. Önce bir izle garantiyi. Tamam sıfıra kadar geliyormuş. Kırmızılara değme. Zaten değmedim oğlum rahat ol. Haydi az kaldı. Dostların senin için belli noktaları süper güç bırakıyor. Ben buradan gitsem ne olur ki? Olmaz. Boss X engelleri seni öldürür. Yok bakayım. Başaramayız. Üstten gideceğiz. Öyle geldi bana. Halledersin ya. Oğlum oradan geçilmez lan. Gerçekten mi? Gerçekten bunu yaptın mı? Hayır hayır öyle bir şey yapmamışım. Öyle bir şey yapmamışım. Tamam tamam dur bu çocuk bunu düşünmüştür. Bu oyun yapımcısı oğlum bu bak aferin. Amına! Ah! Ben bu oyuna düşük puan veriyorum. Oyun geçemez ya. Favorim bu. Şimdi ne olacak? Bitirdim ben onu. Haydi. Burada ne yazıyor? Bunlar ne? Baştan değildir ya. Tamam bekleyin oğlum. Çözüm kolay ya. Basit. Rahat ol. İzle beni öğren. Oyunu öğren. Öğren oyunu. Amına koyayım. Tamam sıkıntı yok. Bu süreli galiba evet. Ama ben yetenek var sandım. Bunun bir çizelgesini koysaydın şuraya. Bir çizgisi olsaydı oğlum bittim bitmedim anlasaydık. Ama ha. Şey görmeyiz. Bu niye bu kadar minnak? Ne oldu lan? Supra! Ana! Ters köşeydim lan. Amına koyayım bu oyun ne yapıyor ya? Tamam diğer yol daha kolaymış. Sürprizlerle dolu. Ya amına koyayım ben nasıl küçüldüm az önce o zaman. Sürprizlerle dolu oyun ya. Oduna deyince küçülüyor. O odun gibi bir şey var. Cetvel ha cetvel o. Adamı cetvel, küçülüyor. Cetvel. Tıp gibi yapmış abi bunu. Şakasına dedim. Bak. Ama ben bir şey yapmıyorum.
Tamam sakinim. Arkadaşımız gayet güzel bir oyun yapmış. Emek vermiş sonuçta. Bu niye bu kadar minnak? Ses çıktı. Çok güzel düşünmüş ya orayı. Şu an izliyor mudur beni acaba? Abi burada yavaşlıyor ben. Up diyor, ne yapıyor? Abi up tuşuna mı basacağız lan? Ne yapmam lazım acaba? Az önce yavaş... O yandakini alınca hızlandı işte, oradan geç abi onun. E olmaz ama duruyordu o. O zaman öleceğiz. Soldaki evet öleceksin. Soldakini alıp hemen geçeceksin. Aynen öyle yapmak lazım. Vay uyanık. Basamak yok ya, o tuzak kurmuş oraya. Anladım şimdi ne yaptığını. Dur bakalım. Tamam. Bak burada hızlanıyoruz. Zıplıyoruz. Şimdi bak. Buradan geri geleyim. Yerse. Bunun adı ne bu çocuğun? Ama abi bu sefer sen space'e basamadın ya. Yiğitmiş. Yiğit çok güzel yapmış. Tamam. Çok güzel. Zıplıyoruz. Müthiş. Hop burada tuzak var. Şimdi bu kutulara değmeden bunu alıp koşup atlayacağım. Hop tamam. Şimdi dostların sana başarılar diliyor. Eyvallah eyvallah eyvallah. Sağ olun. Şunu da alayım. Bir de şu zıplama özelliğini alayım. Bir de küçüleyim. Boss X süper güçler etkisiz kılar. Düşünüyorum. Aynen bebeğim. Geliyorum bebeğim. Aşkım, kız rüzgar vesisi oluşturabilir. Oh, poza bak. Ben amına koyayım, ne oluyor lan? Aha! Tuğkan sana bilgelik gücü verir. Çok güzel oyun yapmış ya. Abim, Bilge Tuğkan, kardeşim, kız seni bıraktı, unut onu. Bu kadar mı? Sen boss'u süper gücün olmadan yendin. Lan dur bir okuyaydık. Hayır, oyunun sonunda... Mükemmel. Next yaptı ya lan. Senin süper gücün dostları. Next. Oğlum şu an diğer tüm yarışmacılar var ya, trigger düşmanlar, yiğit sana amına koyayım. Baba bak, tipe bak, tipe bak, nasıl yedireğini kullanmış, bak bak. Hay Allah'ım ya, lan çok güzel oymuş valla. Hemen puan. Bunun bir tane daha. Ne? Bir tane daha bulayım mı? Bul hadi bul, seç. Siz oynadınız birkaçını, benim oynamadıklarımdan ver. Tamam. 72 saatte bence güzel. Çok yorum yapmak istemiyorum ama hani eğlendim ben mesela. Şimdi orada Elren olmasa büyük söverdim ama...
Onun üzerinden puanlama yapmayayım. Canım şimdi etik olmaz. Helal de yani olmaz herhalde. Etik olmaz ya. Puan verilmez. Bu oyunun adı Talat. Bu oyunu bayağı çok kişi yapmış ama proje yönetimi Onur Şahin Şentürk diyor. Onur Şahin Şentürk Talat. Yapmış. Evet, oyun adı Talat. Bu oyunun sesleri falan da var böyle. Seslendirmesi falan da var. WASD Space Sıçra Çift Sıçrama. Temamız aynı zaten. Talat'ın alın yazısı o doğmadan çok önce yazılmıştı. Zira onun ecdadı ulusu karanlık güçlerden koruyan ve kötücül güçleri defeden iblis avcılarıydı. Artık iblis avcısı ataların yüzyıllardır sürdürdüğü bu şanlı görevi devralma sırası onda. Süper kahraman çocuk hikayelerinde olur. Ben çocukluğumu hiç yaşamadım. Yalnız logo mogo olmuş. Sana bir şey değil mi? Bak oyun... mesela şimdi söyle. 72 saatte nasıl yapmışlar lan dedim ya. Yani şimdi şöyle işte bir oyunun o görsel dokunuşlarının ne kadar önemli olduğu. Mesela şu an baktığın zaman bu logo, bu konsept, işte hikayesel yazılar bir alıyor, bir çekiyor. Ama içeriğini bilmiyoruz tabii. Uçurtan papuçlar, mekanikler varmış, tema notlar. Burada bir takım bilgiler var. Bayağı oha! Ya Umut Fatih Şentürk hepsinde. Onur Şahin Şentürk. Kardeş mi lan bunlar? Level design falan. İyi bakalım. Şimdi nerede indiriyoruz bunu? Ben bir yerde daha download. Abi ben bu oyunu oynadım. Bu oyunda duvara değdiğinde duvarda yürümeye başlıyor karakterin. Özel gücü gibi bir şey. Ona biraz alışacaksın, sonra sıkıntı yok. Bakalım bu arkadaşın o. Ya böyle bir sürü oyun var. Aha. Alo. Kelle avcısı Talat. İblis de avlıyorum, evet. Kelle başına 20 lira. Kaçıncı boyut? Tamam. Hemen yola çıkıyorum. Hadi gidelim o zaman. Celal Baba. Yok artık. Sesle. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanka mevcut. Eyvallah. Çift zıplayı kaç defa zıplayabiliyor ona bakacağım. İki. İki mi? Tamam. Ama bu garip oğlum kontrolleri. Oğlum bir şey mi atıyor bunlar? Hadi bismillah. Oo, nasıl gideceğiz lan oraya? Anam. Sakin. Aynen bebeğim. Ha!
Öldüm. Ya sikiyim ya. Ha, tamam checkpoint var. Ne yapmam lazım? Abi bu oyunda wall ride var. Duvarlardan wall ride atıyorsun. Ben niye atamıyorum oğlum? Gürültüden duyamıyorum ki. Efsunlu Avcı Talat. Kendini süper kahraman mı sanıyorsun? Süper kahraman çocuk hikayelerinde olur. Ben çocukluğumu hiç yaşamam. Haa böyle baka sokarım. Oo. Boss var. Zaman yavaş. Nerede lan bu? Bana niye kör diyor herkes ya? Abi bu ses sikti belamı sikti. Şimdi tamam kulağı mulağı boş verin. Talatçım eline sağlık. Oyunun adı dedi kimse işte kafam yandı da. Talatçım çok güzel. Talatçım. Oyunun sesini biraz şeyden ayar çekersen çok güzel olur kardeşim. Ya oğlum. Işıklar görüntüler. Şimdi at ya bak. Yani bir şey de söyleyemem ki bunu koymuyorum. Pazar günü konuşmam. Ben bir şey diyeyim mi? He. Adamlar. Immortal Red Dead gibi oyun yapmış bildin ya. Ya yok o, bak çok güzel aksiyon oyunu olur. Çok net çok güzel evet. Aksiyon oyunu olur. Atmosfer, grafikler, görsel şölen falan çok güzel. Atmosferini çok güzel yapmış oyunun. Ya yani 72 saatte böyle bir oyun yapmak başarılı bir iş yani. Seslendirmeler var, müzik var, kulak gitti ama olsun. Hayır şimdi öldürdüğümüz düşmanlar düz daire olmasa. Onu istediğin gibi şekillendirirsin. Onları yaratığa da çevirirsin. Onları başka bir konsepte de sokarsın. Şeyler çok güzel mesela. Mekanı boss alanına girdiğin zaman yukarıda bir kafanın belirmesi falan bunlar çok güzel detaylar. Yaratık değil de böyle bir değişik bir konsept yapmış ya. Başka jüri var mı? Var tabii lan bir sürü adam var. Yani vallahi ben mutlu oluyorum oğlum. 72 saatte böyle oyunlar yapıyor adamlar. Mesela bir önceki oyun trolldü. Anladın mı? Taşacak yapmış adam orada. Oyunun dinamiği çok güzel. Akıcı oyun. Tak 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 zıplıyorsun. Tabii şey hataları var. Duvardan muvardan sekerken tabii sapıtıyor bazen animasyon ya da ben mi yanlış algıladım bilmiyorum ama beğendim. Güzelmiş. Bu ne? Bir tane daha var. Çıkıkçı Osman. Çıkıkçı Osman. Çıkıkçı Osman. Ben de tam ona bakıyordum. Onu da paylaşayım. Ya şakamızın onunla koyayım. Bu ne lan? Zurna dev gururla sunar. Çıkıkçı Osman. Boyun kütletme. F tuşuna basarak düşmanların boyun ağrılarına son verin. Osman tokatı. Sol farklı. Bir dakika hemen oynamak istiyorum. Hasan KLNCC. Ben IT3D modellemelerini yapmış. Bakalım çıkıkçı Osman neymiş. Yarışmanın ödülü ne? Birinciye 5000 TL.
Hey Allah'ım ya. İkinciye amı mı? Şimdi başta emeği geçenler, emeği geçenler her zaman önemlidir arkadaşlar. Hasan, Ben Aytu, nota terbiyecisi, müziği nota terbiyecisi yapmış. Tasarım Aka 2. Başla. Bu kadar güzel oturamazdı o kadar. Fıtığın korkulu rüyası. Fıtığın korkulu rüyası, garibanların umudu, çıkıkların kabusu, çıkıkçı Usman. Olarak da bilinen Usman Zurna fıtık, çıkık, kırıklarınız için en iyi tedaviyi size sunuyor. %99 müşteri memnuniyetiyle tedavi sonrasında kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz. Profesör Doktor Batuhan Bozkan da çıkıkçı Usman'ı şu cümlelerle tarif ediyor. Belimde fıtık vardı. Çıkıkçı Usman'a geldim, resmen hafifledim. Herkese tavsiye ediyorum. Vergi devası da yapmış. Kazanç ne? Oha! Kazanca bak. Matrahlara bak, 14 milyon falan. Bu neymiş? Profesör Doktor Çıkıkçı Usman. Takvim. Bugün takvim boş. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Arzu Hanım, Hasan, Kenan, Mustafa. Onu. Buna. Müşteri geldi. Kim o? Bugün takvim. Dur, Q'ya basın. Bir dakika, ne diyor? dur. Uzun zamandır felçli hastalara sihirli elleriyle tedavi uygulayan çıkıkçı Usman olarak bilinen de Usman Zurna, son tedavisinde Kara Tahir olarak bilinen mafya babasının karısının tedavi uygulamak için hazırlanmıştı. Fakat tedavi sırasında bir şeyler ters gitti ve genç kadın felçlik aldı. Abo! Bunun üzerine Kara Tahir'in adamları çıkıkçı Usman'ın peşine düştü. Kaç kendini kurtar Usman. O siktir lan, ben çıkıkçılık yapacağız sandım. Bu ne ya? Anam, nereye geldim ben? Amına. Gelene geçini vuracaksam çok... Amına koyum adamın. Benim adım çıkıkçı Usman. Ay ay ay. Ay. Kat 0. Burası şey, Sifu yeni versiyon. Amına. Benim canım niye azalıyor ya? Oo! Amın. Oğlum bak, ben darbe yemediğim halde canım gidiyor ha. Ama fıtık patladı ne amına koyayım. Benim elimde olan bir şey değil ki bu. Bir dakika, bunu bir öğrenmemiz lazım. Elim mi acıyor? Yok artık lan. Dur bakayım. Tamam. Bir boşa vurayım. Slap the ass. Daha kontrollü tokat sallıyorum. Hadi. Hadi oğlum. Mesafeyi korumak lazımmış. Ay! Amına ha? Gel. Gel. F bas abi. Ne var F'de amına koyayım? Basıyorum, F'de bir şey yok. Düşmanın boyunu F'de kıtlat.
Basıyor. Ha, o zaman düşman lazım, dur. Çıkık güçlerimi kullanma zamanı. Bunu da koyarım ha. Hepinizi kitletirim ha. Kayropraktik üsmen. Aa! Bana nereye gidersen. Yapacağın oyunun canını yerim. E dedi kapandı ama. Hay Allah'ım ya. Biz bok yemişiz oğlum. Çok eğlenceli oyunlar var ya. Osman'ın nereye gidersin? Bu neymiş? Dedektif İstanbul. Dedektif İstanbul. Artan kalabalık yüzünde artışta olan suç vakalarını çözmek için gönderilen dedektif Mahmut'un gönderildiği şehrin kendisi. Bununla birlikte bir açık dünya oyunu. Oo! Dedektif Mahmut'un bu açık dünyada gizlerken çıkan su. Ya keşke oyun yapabilsem ya. Çıkan suç vakalarını çözmek dedektif tamam okey. Senin süper gücün olayları çözebilme. Karakter çok iyi. WASD'de shift hızlı koşma, meharita enter, arabaya binme, inme, araba. Yapımcılar Ömer Furkan İşleyen, İsmail Alp, İrem Akgeyik, Büşra Tatar, Yusuf Saraçlıoğlu, Melih Bülbül, Bora Doğru ve Bora Hıdır'a çok teşekkür ederim. Ne yapmışlar? Ses ve müziği önemli katkıları. Tamam. Bug fix dediği nedir? Yani fixlenmiş hali mi bu? Ama öyle olsa buna koyar. Yoksa bunu indir bug sonra bununla fixle mi diyor? Bug fix indirelim. Bug fix indir direkt abi. Temiz suyundan parklarına, hastanesinden dükkanlarına, bowling salonundan sinemasına kadar betonlarla kaplı, gelişmiş, kalabalık bir şehir. Şehrin kalabalık olmasıyla beraber işlenen suçlar da arttı ve bu vakaları çözmek için ise özel bir dedektif çağrıldı. Ya 72 saatte nasıl yaptın bu oyunu ya? Hazır asit mi kullandın oğlum? Hazırdır bunlar gerçi ne ya? Kendi mi modeli? İşte karşımızda dedektif Mahmut. Yolun karşısında otoparkı araştırabilirsin. Ooo mini map var. Selamun aleyküm. Benim adım dedektif Mahmut. Şimdi araba seçelim. GT6 hayırlı olsun, eyvallah. Galiba dedektif Mahmut olarak araba çalacağız. Bana tabii ki de bir adet Amerikan lazım. Hem de en afillisinden. Gördüm. Merkezden dedektif Mahmut'a. Merkezden dedektif Mahmut'a. Çiçek Park konumunda ölü insan bulundu. Olay yerine intikal ediniz. Tekrar ediyorum. Çiçek Park konumunda ölü insan bulundu. Olay yerine intikal ediniz. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şu oyunun... Adamın öyle var ya, şaşırtırım böyle. Labut gibi dönersin öyle amına koyayım, kendine gitmezsin. Allah'a emanet kardeşim. Bir dakika şimdi bekle. M2'ye artıyı açtık. Neresiymiş? Sinema geç. Hayır hayır hayır, bize şey lazım. Arkadaşlar, olay yerine gidin diyor ya, olay yeri nerede? Ünlem göremiyorum ben. Sol... Çiçek Park değil mi işte? Çiçek Park mı dedi o? Ben okumadım, dinlemedim ki orayı. Çiçek Park abi. Tamam, Çiçek Park'a gidiyorum o zaman. Benim şeye bakmama gerek yok diyecektim, çarptım amına. Grep de atomdan mı çalıyor? Deme öyle, banlar bak seni. Bu arada şey, haritayı çok farklı yerlerde falan görmüş olabilirsiniz. Haritayı
aldığı yeri zaten link olarak atmış. Tamam tamam yani canım o. Yaptığını söylüyor. Yani bazı arkadaşlara şey diyor. Tamam yani. Şuraya bir park edelim. Haritayı almış bir yerden öyle mi? Aha. E mantıklı. Oh be. Arkadaşlar Çiçek Park burası. Polis arkadaşlarımız burada, bir adet ölü var. Polis ve şüpheliler ile konuş. Aha. Haber canım. Oh, oh shit. Konuşmak için yetişine bas. Merhaba. Ne oldu burada? Merhaba dedektif Mahmut. Yoldan geçenler yanımdaki zavallı kapıcıyı görüp haber vermişler. Ben de hemen olay yerine geldim. Şüpheli kimse var mı? Evet dedektif Mahmut. Sol tarafındaki 3 kişi zavallı kapıcının komşularıymış. Sizin için buraya getirdim onları. Tamamdır. Gerisiyle ben ilgilenirim. Hadi bakalım. Kadın suçlu. En dikkat çekmeyen o. Üzerinde Punisher şeyi var, ikonu var, kuru kafa. Evet, belki bu dayıyı görünce ön yargılı davranmış olabilirsiniz. Ama kendisi çok mazlum bir adam. Bu, serseri mayın. Tek kötü özelliği şapkın. Şimdi kadınla konuşalım. Algoritmaya göre buradan başlamamız gerekiyor galiba. Hayır, buradan. İsminiz nedir beyefendi? Devran. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz beyefendi? Kapıcı yakın arkadaşlarımdan olurdu. Kendisini çok severdim. Hemen hemen her gün konuşurduk. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Benden duymuş olmayın ama Mustafa Bey'den şüpheleniyorum. Şimdi Mustafa Bey'le görüşelim o zaman. Hayır, vazgeçtim. Hanımefendiyle konuşacağım. Buna koyayım. Memur arkadaşım, bir sıkıntı. Ölüyle mi konuşayım? Ne yapacağım? Dur. Posat. Posat. İsminiz nedir beyefendi? Mustafa. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz beyefendi? Kendisini severdim. Bana pek bir zararı dokunmazdı. Çok görüşmezdik. Ama her görüştüğümüzde Devran Bey ve Elif Hanım'la olan kavgasını anlatırdı. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi sürekli Devran Bey ve Elif Hanım'la kavga ediyordu. Demek öyle ha? İsminiz nedir hanımefendi? Elif. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz hanımefendi? Kendisi kapıcımız olurdu. Ben eve sürekli geç saatlerde gelirdim. Sürekli bana karışırdı kapıcı. Eve bu saatte mi gelinir diye. O yüzden kendisinden pek haz etmezdim. O yüzden dayanamadım, deştim onu. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Mustafa Bey çok iyi birisi. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum. Devran Bey, bilemiyorum. Katil seçin oğlum, info yok ya. Kardeşim, burada biri birini öldürdüyse Elif'tir arkadaşlar. Her zaman ilk düşüncemden sapmamaya. O zaman Mustafa. Her zaman ön yargılı olmanız lazım arkadaşlar. Dikkat mi? Bence Devran. Devran. Posat reis. Ne oldu? Olay bitti mi? Tebrikler dedektif Mahmut. İlk vakanızı çözdünüz. Eyvallah. Sizin sayenizde şehir daha iyi bir yer olacak. Elif çekil. Tamam. Şurada artist duralım da yeni görevin gelmesini bekleyelim. Herhalde var mı başka görev? Var. Merkezden dedektif Mahmut'a. Açık otopark konumunda araba kundaklama ihbarı alındı. Olay yerine intikal ediniz. Tekrar ediyorum. Açık otopark konumunda araba kundaklama ihbarı alındı. Açık otopark konumu turuncu. Olay yerine intikal ediniz. Oğlum burası İngiltere mi lan?
Yok, ben ters şeritten gidiyormuşum. Bir dakika dur. Açık otopark ileriden sağ. Çok belalı bir şehir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Seni Avrupa'ya kısa alırız. Öyle bir şey vardı ya, yıkamacıya giren bir dayı. Öyle girdim. Evet, bakalım. Merhaba. Ne oldu burada? Merhaba dedektif Mahmut. Yanımdaki kadının arabası kundaklanmış. Kendisi şirketindeydi. Çağırdık kendisini. Arabası yanan ablamız ha? İsminiz nedir hanımefendi? Nalan. Aysel. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz hanımefendi? Ben her zamanki gibi bu sabah şirketime gitmiştim. Polisler arabamı kundaklandığı konusunda bana haber verdiler. Ben de koşarak arabamın yanına gittim. Tamam, bu sefer çok dikkatli yapacağım. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Cem Bey, kendisi eski eşim olur. Kendisi biraz fazla kıskanç bir insandır. Pek de anlaşamazdık zaten. Mert Bey ise sürekli bu sokakta dolaşan bir evsiz. Sürekli bana laf atıyordu. Cevdet Bey ise geçen ay işten çıkardığımız bir işçimizdi. Kendisi son zamanlarda bana epey bir sinirliydi. Hayda. Tamamdır. Bu olayı çözeceğim. Merak etmeyin. Bu olayı çözeceğim. Lütfen bunu yapanı bulun dedektif. Arabamı çok seviyordum. Evet baylar. Lanet olsun ha, bir araba yakmışsınız. Cevdet. Bu evsiz olan arkadaş. Bu ise işten çıkarılan. Bu da eski koca. İsminiz nedir beyefendi? Mert. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz beyefendi? Ben arka sokaktaydım. O sırada buraya doğru gelen ekip arabalarını gördüm. Ben de arabaya doğru koşmaya başladım. Ben suçsuzum. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırsam var. Cem Bey'den şüpheleniyorum. Kendisi Aysel Hanım'ı pek sevmezdi. İsminiz nedir beyefendi? Cem. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz beyefendi? Vallahi benim bu konuyla ilgili pek bir bilgim yok ama şunu söyleyebilirim ki kendisi benim eski eşimdi. Başına böyle bir olay gelmesi beni derinden üzdü. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Mert'in son zamanlarda eski eşimin etrafında dolaştığını görüyordum. Sadece bunu söyleyebilirim. Ben Mert'e güveniyorum. Bakalım. Aha, sakallı ve tek kaş, suçlusun. İsminiz nedir beyefendi? Ben de suçluyum. Cevdet. Olay hakkında ne söyleyebilirsiniz beyefendi? Şahsen Aysel Hanım'dan pek haz etmezdim. Geçen hafta beni işten çıkardı. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırsam Mert Bey. O bu sokakta belalı biri olarak bilinir. Ayrıca sürekli Aysel Hanım'a laf atıyordu. Şimdi arkadaşlar bir kere Cevdet kendisi Aysel Hanım'ı sevmediğini söyleyerek Hayır Cevdet değil kardeşim. Cevdet Aysel Hanım'ı sevmediğini bir kere bildirdi. Dürüst bir adam. Sevdim. Cem Aysel'in eski kocası. Yalnız mahallede belalı bir tip olarak bilinen Mert gayet gevşek gevşek konuşarak dedi ki O yüzden net bir şekilde hayır Passat Cevdet değil. Burada suçlumuz Mert arkadaşlar. Cevdet'e ölümüne güveniyorum ya. Cevdet bakar bir delikanlı çocuk. Mert. Öyle gevşek gevşek konuşuyorsun ama hayırdır lan? Mahallenin belalısı seni. Yat. Dedektif Mahmut. Suçluların korkulu rüyası. Gösterdiğin üstün başarın sayesinde kahraman olarak ilan edildin. İşte kahramanlık madalyan. Eyvallah kardeşim. Oyun bitti. Diğer serbest oyunda ne yapacağım lan sen? Bakayım. Keşke bir yumruk atma koyaydın da bir sağ sol yumruklardık. Abi. Ne yalan o? Şimdi...
Eğer oyunda... Ya ben de bilmiyorum ki işte yani şu aşamaya getirmek için ne kadar emek verdiğini bilemediğim için Atom'un falan anlatması lazım onu. Yani ben... Neyse bunu pazar günü yorumlarım, şimdi yapmayayım yani, ayıp olur. Oyun tatlı oyun, seslendirmelere emek verilmiş. Seslendirmeler biraz daha doğal. Ya sus be amına koyayım, sus, pazar günü konuşursun işte. Atom DC gelsin oğlum, DC'ye ben davet mi bekliyor? Kardeşim benim, istediği gibi. İstiyor musun o Overseer'ı? Nasıl o? Sen oynadın mı onu? Yok ben oynamadım bunu. Bir yolla bakayım. Trailer'ı var lan. Ben bir şey soracağım. Bu oyunlar 72 saat içinde yapılıyor değil mi? Evet. Ya burada asıl vurgulanmak istenen nokta o yani. 72 aynen saat 72 saat. Sait onu bulman lazım. Bakıyorum. Kordini yemedi. 3.5 katlı. Safranbolu Mardin. Bu ne lan? Allah Allah. Durun! Ateş etmeyin lan! Bu da ne böyle? Az siktir dur şu. Oo bir dakika. Dur dur. Aferin lan size. Aslan. Atom geliyorsan bir odaya gir çekerim. Çete yazmışsın. Yusuf Şimşek, Alper, Küçük Koçak, Game Developer'lar. 3D Artist DG yapmış. Game Developer Eren. Bütün oyunların birleşimi. Seslendirme güzeldi. Az öncekini seslendirmesi de bence çok orijinaldi. Merhaba. Adınız ne? Cem. Sizin adınız ne? Muhammed. Alo. Alo. O ne oluyor lan? Oyundan geldi sandım ses. Yok abi benden geldi. Oo hoş geldin. Hoş buldum. Sen seks misin lan? Bu ses ne lan? Ya biraz abi yürüyen cinsellik diyorlar bana. Öyle mi? O zaman Eightborn'a alındın kardeşim. Eyvallah abi, her zaman isterim onu. Ama skriptleri de yapacaksın bak ha, ona göre. Ya abi lütfen ayıp ediyorsun. O iş bizde. Oğlum, nasıl abi beğendim oyunları? Ya oyunlar güzel ya, oyunlar güzel de. Bak baştan söylüyorum, pazar günü benden jürilik bekleme ha. Ya sen sakin. Abi orada biz zaten puanlara göre şeyleri açıklayacağız. Beşi falan açıklayacağız. Öyle kimseyi gömmeyeceğiz ya. He tamam. Gömersek aynen, büyük aynen. Gömerim bak yani. Bana bu gücü yok, verdi. Yok yok. Bende güç zehirlenmesi oluyor. Ya. Ben dayanamıyorum, anladın mı? Bana o yetki verildi mi ben gömüyorum kardeşim diye. Yok abi övme var, gömme yok. Sen rahat ol. Yok yok ya. Hepsinin emeğine sağlık vallahi, şaka bir yana. Tabii şu canım. Önerdiğim bir oyuna bakacağım bakalım. Aa bak siktir. Bak. Hacklendik. Yok yok, hepsini ben oynadım, merak etme. Hacklendi kardeşim, oyun açılmıyor ne? Yalnız. Nereden ya? Oo. Sen hangisini indirdin abi? Buildzone. O öyle mi çıktı oradan? Evet. Böyle. Az önce oynadım çünkü. En son oynadığım oyun oydu biliyor musun benim? Dur bakayım. Kapı tekrardan baksana ona. Şöyle şuraya bir atalım. Yalnız bu puan... Aa tamam tamam, bende hata var. Ben demek durdurdum onu. Ha. Tam inmedi abi, sen kestin. Vallahi çocuklar iyi ya. Ya ciddi bir ses problemi var ama ya. Evet. Kimse sesleri dengelememiş o biraz. Bunlar çok ciddi puan kırma sebebi yani. Ses... Abi -10 puan. Monitörlerim kapandı. Anam avradım olsun, monitörlerim kapandı. Oğlum nasıl bir çözünürlükte yapmış bu oyunu? Çetin metin mi? Abi alt enter yap istiyorsan. Dur bekle. Çözünürlük şeyi de sıkıntı yapıyordu bir K üstünde. Aa ayarlar koymuş. İnanılmaz. Tabii. Ultra'da oynayacağım. Ay. Resolution'u falan ters falan ayarlı istiyorsan. Çanakkale 1915. Paşam, 12. Rütümen İngiliz birliklerini durdurmayı başardı. Eğer bu şekilde devam edersek zafer bizim olacaktır. Evet, bu çok güzel bir haber asker. Bu gidişle düşman Çanakkale'ye geçemeyecek. Sesi çok kıstık paşam, ya. Paşam, suya, suya lazım. Evet, ses çok gitti arkadaşlar. Çak o yediği. Ne oluyor?
Dur sesi ben şöyle açacağım size. Bir şey yapmam gerekiyor mu? Sinematik var abi. He. Ah, harika. Yine meditasyonumun en önemli yerinde bölünüyorum. Burada bir dakika bile huzur yok bana. Neyse, bakalım sorun neymiş. Zamanı bozan şey sanırım bu adamın kalbinden vurulması. Aslında olması gereken ve diğer tüm evrenlerde olan bu adamın kalbinden vurulup ölmemesi. Sorunun cevabının adamı vuran kişide olduğuna eminim. Hadi o zaman ufak bir evrenler arası yolculuk yapalım. Hadi bakalım. En kötüsüyle savaş alanları. Lütfen, lütfen bana zarar verme. Ne istersen yaparım. Lütfen. Açıkçası bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Hazalka'ya çıkacak Rezalı yazmış herif. Askerin kılına girer ve cephede ateşten düşman asker. Kolsuzum galiba. Siperi müdafaa edin. Amına. Hay Allah. Çok büyük kafirleri yok ki. Dur, dikkat, ilerleyin. Benim sıklama gerek yok ya. Arkadakiler temizliyor. Hazal. Hop bir. Oğlum dur, şey yap. Şu direk kafirleri yok et. Tamam dur lan, basıyorum basıyorum, tamam. Ana mermi izi kaldı lan, mermim bitti. Reload abi, reload. Allah 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 Allah, ben rushlıyorum kardeş. Onu vuran nişancı bu olmalı. Geçişler. Ev gibisi yok. Ha? Nasıl ya? Ah, tekrar kontrol edelim. Bakalım geçmişte neler olmuş. Lan çocuk! Durun. Mühim değil. O daha küçük bir çocuk. Yolumuza devam edelim efendiler. Görünüşe göre vurulmasını engelleyen şey saat. Şu çocuğu bir ziyaret edelim bakalım. Eski zamanlar. Sanırım burası orası. Hadi gidip şu çocuğu bulalım. Bakalım işin altından ne çıkacak. Hey! Çocuk... Ne? Aha! Bu bir yolculuk portalı. Gate'e giriyor. Ne işi var? Bu iş iyice sarpa sarmaya başladı. Umarım sonu hayırlı olur. Yürüme animasyonu çok iyi mi? Neredeyim lan ben? Etrafa baktıysa yaklaşık 1600'lerde filanım. İspanya. Havada uçan bir yazı. İspanya mı?
bir saniye. İspanya'daysam eğer... Anam. Ve çekilin önümden. Çık lan. Fantasy boy. Ve çekilin önümden. Arkama bakmak istiyorum ama ne panik yaptım ya. Aman ya gelin ya Allah Allah ya. Başı boşuna aksiyon yaratmışsın hayvanın geri içine bak. Bundan mı korkacağım ya? Hayret bir şey. Ve açın yolu. Açın yolu. Yaklaşık. Şey spamlayınca yaptı. Oo gece kulübü hadi. Tamam. Parkur. Duvarlarda yürüyebiliyorsun abi bu arada. Harbi mi lan? Aynen. Space spam atabilirsin bu arada. İyice Dying Light'a dönüyor. Oba! Ben buraya çıkar mıyım lan acaba spamlasam? Çıkıyorum vallahi. Ben bir yoldan gideyim bakayım. Hadi oğlum. Hadi Tukan sen seversin bugları. Hadi oğlum. Olursa çok güzel olur. Tam puan veririm bu oyuna. Hadi oğlum. Olmadı ya. At abi. Başaramadık. Neyse o zaman kuralına göre oynayacağız. Şuradan çıkarız en kötü. Diğer köşeden de ne yok dur bak şimdi bak. Ben size teknik atışlar yapacağım. Ayağımına koyayım. Diğer köşesinden oluyordu. Olmaz lan oradan. Bekle şunu adam gibi oynayalım bakalım. Heh. Hadi bakalım. Ananın. Çok garip şeyler deniyorum arkadaşlar. Hop tamam. Map'in dışına çıktım. Aşağı ineceksin abi buradan. Biliyorum biliyorum. Anladım tamam. Parkur markur dinlemem oğlum. Venedik'e gideceğiz. Ana ne güzel lan Venedik. Şuradan ne istavrita çıkarsın ha. Hey çocuk. Hey kaçma. Çocuk. Ben bunu var ya 12 beygire çıkartırım dur. Şunlar inşallah patlamıyordur amına. Kır ya bir şey olmaz. Hey bekle. Hey çocuk kaçma. Lan velet. Yakalamam gerekiyor mu acaba ya? Ah.
Yavaşsın. Hayır oğlum, abanıyorum. Saati ulaştıramadığım için evren bozulmaya başladı. Daha farklı bir tekniğe geçtim şu an. Hızlan abi. Oğlum nasıl hızlanayım işte, eline parmaklarım ağrıdı. Şöyle yapalım. Ölmedim herhalde değil mi? Şu an o yok mavi ekran geldi. Yok abi şu an. Gelir gelir, korkmayın. Ha, geldi. Geldi. Alo yayın. Yayın yok. Gelir, alo. Gelir gelir gelir. Gelir. Alo, error var. Yayın. Ya. Error'ın üzerine gideceksin abi. Güzelmiş. Abi devamsa bir tane söyleyeyim mi oyun? Ne söyleyeceğim? Korku oyunu var mı? Korku oyunu da var da bir tane çantamda ne var diye bir oyun da var. O da gidebilir buraya. Çantamda ne var mı? Aynen. Korku oyunu da Parallel Universe. Ona da bakabilirsin. Çantamda ne var da mis gibi satış yapıyorum. Tabii. Bakayım nasıl bir site yapmış. Şey yapmış sunum. Özgür Bayram. Yanlış anlamadıysam. Burada biraz bir çizim kasılmış, evet. Bakalım burada bir art dönmüş. Satmaya çalıştığın ürün. Bir dakika, sesi biraz daha ayarlayacağım. Hoş geldin. Oha. Ne yapacağım? Ayşe teyze, evladım senin kim olduğunu biliyorum ben. Azrail'sin sen. Defol git kapımdan, polisi arıyorum. Ayşe teyze Azrail'i polisle tehdit etti. Yaşı çok fazlaysa demek ki dedi. Tamam. Aha. Sen evet kimsin? Merhaba. Hiç Yahudi bir minibüs şoförü düşlediniz mi? Moraller bozuk. Başsağlığı için mi geldiniz? Mevlüt pilavı için gelmiştim. Başınız sağ olsun. Yanımda merhumu tabutuna çıkaracak tatlı bir ürün var. Nasıl bir oyun lan? Nasıl diyaloglar bunlar? Nesi oluyordunuz? Kızı. Kansızlık diğer hastalıkları tetikledi. Teyzemgil Hortlak Cemil'e de kansızlık çekiyordu. Sizi anlayabiliyorum. Babanızı geri getirin ama sizin onun hoşuna gidebilecek bir ürünüm var. Babam ölmüşken bana bir şey mi satmaya çalışıyorsunuz? Hayır sadece babanızı tabutta eşlik edecek bir dost alın. Oğlum ne diyor bu ya? Peluş bir oyuncak sevin olduğunu sanmıyorum. Hem tabutunda şu an peluş oyuncak çok yalnız. Lütfen anlayışlı olun. Hiçbirisinden arzuladığınız anlayışı bulup iyi hissetmediniz mi? Bence bu oyuncak başkalarının vermediği anlayışı size verebilirdi. Ama ailem, arkadaşlarım, hatta kendim bana öğrendim.
Hem de nasıl. Enteresan bir oyun. Hala babanız bunu duyunca sevinçten... Yazılar hızlı geçmiyor. Ben hızlı geçiyorum ya. Elimizde ürünler var. Diyalog kurarak satmaya çalışıyoruz. Çizimler çok iyi bu arada. Mustafa. Mustafa tepkisiz. Asayi göz. Kepazede vaktim yok. Bu işlerle uğraştırmayın. Bekleyin lütfen. Elimdeki bu asa göründüğü gibi sadece bir asa değil, hayatınızı değiştirebilir. Hiç prenses olmayı dilediniz mi? Masallara inanır mısınız? Hayır. Ben de. Boş işler. Bir de çocuklar okuyorlar, onların beynini yıkıyorlar. Peki senin bana satmaya çalıştığın asa bunlardan biri olmuyor mu? Hayır, tam tersi. İşte tam bu noktada yanılıyorsunuz efendim. Bu asa, elimde gördüğünüz bu asa anlattıklarımı eleştirmek üzere üretildi. Bu bir prenses asası değil, aksine prenseslere yapılan haksızlığı duyurmak adına üretilen bir çubuk. Nasıl bir haksızlık? 2 dakika uzanmışsındır, ormanda dolaşan delin bir hilpsi öpmeye çalışır. Canavarlara birine aşık olursanız içinden insan çıkar. Saçımı uzatayım dersiniz, gelir biri merdiven gibi kullanmaya çalışır. Dolaşırken manyak kadının birisi başka bir masal evrinden dünyaya yollar. 1 dakika şarkı söylemeden duramazsınız. Sonra gelip kurbağa öpmek zorunda kalırsınız falan. Doğru size ne denir? Peki ben bu asayı alınca tüm bunlar bitecek mi? Bitsin ister misiniz? Bu şey harbiden bitebilir mi? Ya biterse prensler ne yapacak? Giydiğimiz, yani prenseslerin giydiği elbiselerin bir anlamı olmayacak mı? Beyaz atlarıyla prensesleri almaya gelmeyecekler mi? Özellikle taşları ve elbiseyle uyuyan insanlar varsa, ama ben taç takmayı sevmem. Tacınıza uygun asanız yoktur belki. Güzel cevap. Nasıl bir taç önerirsin? Bu asayla nasıl bir taç uyumlu olur? Altın gibi sarı, uçlarında balıklar olan. Aynen, kemerindeki gibi. Balıkları sevdiğimi nereden bildin? Bilmem. Hayvan gibi kemer tokam var. 2-1 aldık denge baktın. Peki bu taş ve asa güzel bir elbiseye gitmez mi? Gider. Özellikle kabarık etekli, simli ve dekoltesi olan bir elbise iyiyle iyi gider. O zaman bu asa sizin olmalı, buyurun. Kolay gelsin, bereket versin. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Bak, farklı bir tasarım yapmaya, farklı bir olay döngüsü oluşturmuş. Biraz yorgun olduğum için tabii hızlı hızlı geçtim ama bunu bir daha bir oynayacağım. Orada şey çok iyi ya, karakterlerin hepsinin karakteristik özelliklerini çok iyi girmişler. Onlarla böyle muhabbet etmeye çalışırken falan çok iyi, ayrı yerlerden girmen falan gerekiyor. Evet, acele etmeden okuyarak oynaman aynen lazım oyunu. Ama burada süper kahramanlık kısmını, yani süper kahramanlığı iyi tüccar olmak mı acaba, vurgusu evet, o mu? Hitabet senin süper gücün. He, hitabet bizim süper gücümüz. Evet, o şekilde aynen bakılırsa olabilir. Ben bu arada geçememiştim abi onu. Ben balığı görmedim. Salağım çünkü. Estağfurullah oğlum. Ben pembe ponçik şey verdim ona. Yayında herkes bana salak dedi. Çok üzüldüm ben, biliyor musun? Yok lan, estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Sen yayında oynadın mı hepsini? Oynadım. 60'ını da oynadım ya. 60'ını da oynadın. Ha, bugün bitti. Bir 5-6 gündür oynuyoruz. Senin yayın tekrarını izleyeyim de ben de kolaylık olsun. Olur. Aynen, pazar günü Atom'un yorumlarıyla böyle değil mi şey yapayım? Ver bunu. Gırgırgırgırgırgırgırgır. Bir tane de şey yapalım mı lan? 3 ayda yapılacak oyun. Neden olmasın? 3 aylık cam olur abi. Akar. Vallahi akar ha. Böyle bir kassınlar bakalım. Şöyle bir ne oluyor yani. Hani şu oyunlar 72 saatte böyle ıkına ıkına yapmak yerine 3 aylık yapalım. Belki geliştirebilir bir oyun çıkar. Onu da biz üstleniriz hep beraber.
maddi manevi destek, oyunu piyasaya süreriz amına koyayım. Ödülü de bu. Al. Efsane olur bu. Aşırttı Blackboard. Çok işler yapanlar var ya. Vallahi ben yükseldim. Abi. Ben de hafiften bir yükseldim abi. Harbiden bunu bir konuşalım. Olur olur güzel olur. Bunu bir konuşalım.